Hepinize günaydın. Kahvaltımı yaptım, hemen onu göstereyim. Şöyle bir kendime kahvaltı hazırladım. Dünkü gibi üşenmedim ve yaptım. Şimdi buradan Modern Family izleyeceğim. Ve şu an saat 1. 4 saat sonra video yetiştirmem lazım. O yüzden 4 saatte nasıl yetiştireceğim hiçbir fikrim yok. Bir de bunun yüklenmesi var. Büyük ihtimal biraz geç kalabilir. Ama elimden geldiğince şey yapacağım. 3. sezona geçtim. 2. sezonu bitirdim. Hadi bakalım. Annemin üniversite için bana hazırladığı şeyler. Kahvaltımı bitirdim. Şimdi dişlerimi fırçalayıp, yüzümü falan yıkayıp edite geçmem lazım. Çünkü 3,5 saatim kaldı. Şu an saat 5'i 15 geçiyor. Yani ben daha videoyu yetiştiremedim. Ama siz de görün. Beynim sulandı artık. Edit yapamıyorum. Biraz akşama doğru izleyeceksiniz. Babam beni çağırdı. Ablama araba almış. Benim de görmem istiyor mahalle. Şu an şeye gideceğiz. Araba satış yeri. Ne deniliyor bilmiyorum. Oraya gideceğiz. Onun öncesinde oraya gideceğim için biraz hazırlanmak istiyorum. Bu tiple gitmek istemiyorum. Bu arada lensim gelmiş. Lensimi de açalım. Normalde ben başka bir marka kullanıyordum. Fakat olmamış. Bilmiyorum. Neyse. Bunları satın aldım. Umarım beğenirim. İlk defa kullanacağım bir marka. Ama bu lensleri ben kuzenimden sipariş ettiğim için güveniyorum ona. Yani sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bu biri saydı. Allah kahretsin. Yemeğin yanında. Yemeğin yanında turşu yediğim için gözüm yandı. Gözüm yanıyor. Bunun tek çözümü, yani benim bulduğum çözüm, gözünüzü bekleyerek kendisi yavaş yavaş geçiyor. Ne kadar güzel bir yöntem değil mi ya? Acı çekerek. Bu sefer solla takacağım. Onunla yemedim herhalde. Saçımı yaptırmak için banyoya geldim ve gelirken serçe parmağımı vurdum ayağımdaki ve acıların kadını artık Bergen değil, benim. Tamam, yüzüme keza batınlamış olabilir. Evet, eski kocam tarafına Allah korusun ya. Çekim esası falan istemiyorum falan demeyeceğim. Tamam, acıların kadını Bergen ben değilim. Tamam, saçımızı toplayalım. Şuna savaş bir şeyler geçirdim. Gidiyorum. Evet. Sonunda eve gelebildim. Bugün sizlerle pijama partisi yapacağız. Pijama partisi dedim, sabaha kadar sabahlayacağız. Yani sabaha kadar dememe gerek yoktu açıkçası. Sabahlayacağız. Bu pijama partisini programımız nasıl söyleyeyim mi? İlk önce makyaj yapalım. Sonra ortalığı toplayalım. Dizi izleyelim. Sonra cilt bakımı yapıp uyuyalım. Nasıl? O zaman ilk önce makyaj. Şey geldi. Soru cevap yapalım. Evet. Saat 1'de sorduğum için o kadar fazla kişi görmüyor. Öğlen falan sorsam çok daha fazla kişi görürdü. Makyajımı hızlıca bitirip birazcık da odamı topladıktan sonra yazdığınız şeylere bakalım. Bence öyle daha mantıklı olacak. Hadi şimdi odamı toplamaya başlayalım. Odayı toplarken köşede kitapları gördüm. O da aklımdayken hemen bunları size tavsiye etmek istedim. Elimde bugün iki tane kitap var. Tonguç Akademi'nin Camp Plus adlı kitapları. Birisi TYT AYT 30 günde geometri, diğeri ise TYT 29 günde matematik. Bana yorumlarda hep soruyorsunuz. İlk önce TYT'yi mi bitirmeliyim, AYT'yi mi bitirmeliyim diye. Bence TYT'yi bir an önce halledip AYT'ye daha fazla vakit ayırmanız, bu YKS sürecinde ne kadar zamanınızı verimli kullanırsanız o kadar iyi. Yani ben YKS sürecimde, kendi sürecimde bunu gerçekten anladım. Ne kadar kıymetli olduğunu. Bu kitapların diğer kamplardan ayıran özellikleri ise her sorunun şöyle bir özelliği var. Bir soruyu yapamadınız. Mesela buradaki 7. soruyu çözemediniz. Direkt çözüm videosunu izlemek yerine taktik videosunu izleyip belki göremediğiniz, anlamadığınız yeri anlayıp soruyu
çözebilirsiniz. Böylece hem aklınızda daha çok yatmış olur, daha iyi kavramış olursunuz. Hem de kolaycılığa kaçmamış olursunuz. Ve şöyle bir şey daha var. Bu soruyu yapamadıysanız bu tarz soruları pekiştirmek için bu konuyla alakalı öğretici ek sorular var. Bunun da yine kare kodu okutarak ulaşabilirsiniz. Yine kamp kitaplarından ayıran şey bu kitaplara özel shortsları olması. Shortslardan taktik alarak hızlıca pekiştirmiş oluyorsunuz konuyu. TYT matematiği 29 günde bitirmek gerçekten o kadar sizin yararınıza dokunacak bir şey ki. Geometri ise gerçekten sürekli çözmeniz gereken bir şey. Bunu her videomda söyledim YKS ile alakalı. Ben geometri çözemiyordum çünkü üstünde çok durmuyordum her şekilde yaparım diye. Hayır, yapılmıyor. Üstünden bir kere kesin geçmeniz gerekiyor. Bu TYT, AYT geometriyi 30 günde bitirebiliyorsunuz. İçinde bir sürü soru var. Eğer o konuyu anlamadığınızı düşünüyorsanız shortsları o soruya özel soruları çözdüğünüzde hala anlamadıysanız bu sefer konu anlatımlı videosunu izleyebilirsiniz. Her konunun başında şöyle kare kod var. Bunları okutup ulaşabilirsiniz. Ve kalınlıkları da sizi korkutmasın. Çok rahat halledebileceğiniz bir şey. Ben bu kitapları öneriyorum. Bunları da kenara koyup o zaman domu toplamaya devam edelim. Saattir odayı topluyorum fakat hala hiçbir şey toplanmış değil. Çok karışık. Biraz ara vermek istedim. Bu arada da sizin yazdıklarınıza bakalım. Demiş ki birisi. Beni gıcık eden çocuğa eski sevgilisi adına bir hesap açıp yazdım ve tekrar sevgili oldular. Beni gıcık eden bir çocuğa eski sevgilisi adına hesap açıyorsun. Ve onlar birlikte oluyor. Araları daha kötü olması gerekmez mi? Çünkü sen gıcık oluyorsun yani. Onun mutlu olmasını istemezsin. Taşla sıfır kuş olmuş. Sonra bisikletle bir çocuğa çarpıp annesine abileri döv diye götürmüştüm. Sen çok kötüsün. Ama abileri dövdü ne ya? En azından şey yapabilirdin hani. Mahallenin çocukları dövdü de ben onu kurtardım falan. Çocuğun annesi gidip diğer çocuğuna sorar sen mi dövdün falan diye. Senin bir şeyler yaptığın anlaşılır. 3 yıldır sanaldan tanıştığım ve asla yüzünü görmenin birine aşığım. Şimdi bazı konularda sizlerden farklı düşünüyor olabilirim. Çok normal. Hoşlanabilmek okey ama aşık olmak bence Çünkü sanaldan şöyle bir şey var. Karşı tarafa istediğin şeyi yansıtabilirsin. Bundan sonraki hayatın için hedeflerin neler? Bundan sonraki hayatımı şöyle düşünmek istiyorum aslında. Ne kastettiğini biliyorum. İlerideki planlarımdan bahsetmemi istiyorsun. Ama ilerideki planlarımdan bahsetmek benim çok hoşuma gitmiyor. Bence olmamış bir şeyden bahsetmek istemiyorum. Bence onun için kötü şans getirdiğini düşünüyorum. En sonu şöyle algılayacağım. Hani reenkarnasyon var ya. Bundan sonraki hayat. Bundan sonraki hayatımda ne olmak isterdim biliyor musunuz? Hayvan olmak isterdim bir kere. İnsanlığı biliyorum, tamam mı? Aklıma ilk katil balina geldi. Çünkü aşırı görkemli bir hayvan. Hayatımdan memnun muyum? Biraz fazla yorucu oluyor. Kendime çok fazla yükleniyorum bir şey için. Hani o şey yapmayabilirim ama kendimi çok zorluyorum yapacağım diye. Öyle birkaç daha var ama onları çok cevaplamak istemiyorum. Bunlar yeter de. Şimdi odayı toplamaya geçelim. Karışık olan
Koli bu, çünkü bunu annemle bakacağız. Kaç şey var sanırsam onun koymada, mikser bilmem ne falan, onu ellemedim. Burada benim hazırladığım kutular, şuradaki çoğu eşyayı kolledim artık. Burada en sık kullanabileceklerimi koydum. Hani hemen oraya gittiğimde açabileceğim ya da buradayken hemen açabileceğim o kolideki şeylere artık zor ulaşırım. Şimdi artık makyajımızı çıkarma vakti geldi. Yüzük amajıyla olacaktı. Bana PR'la geldi. Bunu yıkayalım bakalım. İlk defa yıkayacağım. Şu koltuğun üstüne de böyle gündelik giydiğim kıyafetleri koydum. Şimdi Armitin'i getirdim. Bunu süreceğim ve cilt bakımı tamamlanacak. Bugün tonik sürmeyeceğim. Thank you.